Hemen ilk işim geldim. Soğumuş. Normal. Şimdi bismillah çıkaracağım bakalım. Ay. Kompostum hazır. Şimdi onları böyle dizeceğim tezgahıma. Kurulayacağım. Diğerlerini önce koyacağım ki bir an önce kaynasınlar. Orada biz de kahvaltımızı hazırlar, kahvaltı ederiz. Bunların sonra tutup tutmadığını kontrol edeceğim. Ama çok büyük bir olasılıkla daha hiç tutmayan kapak olmadı. Yaptıklarım arasında bu kesin oluyor. Yıllarca da duruyor, dayanıyor. Yani 2 yıl, 3 yıl dursa da bozulmuyor. Evet. Şimdi diğer kavanozlarımı tek tek yerleştireceğim yine. Aynen onlar gibi. Kaynatacağım ve içinde bırakacağım. Melek, arkadaşım kızına söz yaptı. Onu tebriğe geliyoruz bugün. Bakalım Melek'ciğim ben. Leyla'cığım da geliyor. Kapıda karşıya. Gel koş. Hoş geldin. Hoş buldum. Ay. Gel canım diyor. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Amin inşallah. Söz çikolatalarını. Çiçeğini. Ay Beyza yapmışlar iyice de. Beyhar. Beyza. Çok güzel çiçekleri. Allah tamamlardır. Nihayet bu saatte, artık saat kaç sanırım, akşam 6 oldu ve ben hala sizin karşınıza geçip bir merhaba diyemedim. Koşuşturmam oldu, telaşım oldu. Sabah kalktığım gibi hemen konservelerimi, kompostolarımı boşalttım kazandan. Hemen kalan diğer kısmı aynı suyun içine koyup tekrar onları kaynattım. Onlar kaynatılırken zaten sağ olsun eşim gelmişti gece. Eşim kahvaltı hazırladı. Hemen ben onlarla ilgilenirken kahvaltımızı ettik. Bir yandan da komposto pişti. Kaynadı. Biz kahvaltıdan kalktığımızda işte sofrayı toplayıp hemen
öğlen olmuştu. Öğlen oldu. Hazırlandım. Hem arkadaşım hem komşum sevgili meleğim, melekciğimin bir tanecik kızını söz yaptılar. Sözü oldu önceki gece. Söz tebriğine gittik. Sözünü mübarekledik. Oraya gittim. Ondan sonra geldim. Geldiğim gibi üzerimi değiştirdim. Yine 20 aldım. Mutfağa döndüm. Geçen gün közlediğim biberlerim vardı. Onları soyuyorum. Onlarla bir yemek yapacağım. O yemeği sizinle yapmak istedim. Bunu pek çoğunuz bilmezsiniz. Biz göçmenler bu yemeği çok yapar. Umarım beğenirsiniz. Bakalım. Bu arada da sizinle azıcık sohbet edeyim istedim. Yine komşum Fatma ablam var. Fatma ablam kavanozlarım bitti dedim. Ben sana veririm, ben lazım değil duruyor demişti. Ondan büyük kavanoz aldım melekten sonra. Ona uğradım 2 dakika, kapıdan aldım. Sağ olsun bana verdi. Ben kalabalığım yok artık, kullanmıyorum bu büyükleri dedi. Ben ancak kompostoya kullanırım o büyükleri. Şimdi erikten komposto yapmak istiyorum. Fırsat bulursam inşallah bir mani olmaz. Erik kompostolarını onlara yaparım. Daha video çekmeden önce de şeftali kompostolarımı yapmıştım. Şeftali yaptım. Başka ne yaptım? Bir şeyler daha yaptım ben. Neyse şu an hatırlayamadım. Bir şey konservesi daha yaptım. Kışlık kompostolar hazır da domates soslarımı yapmadım. Domates sosu yapabilirsem inşallah salça, kahvaltılık salçamı yapmak istiyorum. Nasip olursa. Umarım, bakalım, niyetim var ama onları küçük kavanozlara yapıyorum. Küçük kavanozlarda çünkü daha açıp bitirmesi kolay oluyor. Büyük kavanozlarda açtığın zaman birkaç gün içinde bitirmen gerekiyor. Küçükler daha çabuk bitiyor. Bir iki acı biber sos yapmak istiyorum. Çok acı yiyen yok ama çok az bulunsun. Bizim evde acı sevilmiyor. Çok fazla. Ondan sonra işte turşu pek yapmıyoruz biz ama belki turşu yapar mıyım bilmiyorum. Yiyoruz. Ben çok yiyorum. Yaptığımda seviyorum. Evde olduğunda kendimi tutamıyorum. Tansiyonum yüksek. Yapmayarak kendimi korumaya çalışıyorum en azından. Bilmiyorum yapar mıyım, yapmaz mıyım. Hani pratik çok canım istediğinde kış içinde birkaç kez böyle lahanadan, havuçtan yapıyorum, koyuyorum. Çabuk olan bir turşu var. Onu yapıyorum ama bilmiyorum. Yapar mıyım, yapmaz mıyım. Öyle işte benim durum var. Bugün böyle bir karışıklık oldu. Şimdi çorbam var. Çorbanın yanına da bundan yediğimizde çok güzel olacak. Bugün de böyle atlatmış olacağız çok şükür akşam yemeğini. Yarın Allah kerim. Bakalım. İnşallah. Gerçi bunlar da bayağı çok. Belki yarına bunlardan da kalır. Bilmiyorum. Meyve var. Tatlımız var. Tatlıdan da yiyebiliriz. Yemek isteyen yer. Ben şimdi bugün tatlı yemem. Söz baklavası yedik. Söz çikolatası yedik. Bugünkü tatlı hakkımı çoktan bitirdim. Çok güzeldi her biri. Ellerine sağlık, kiselerine bereket. İnşallah çocuklar da çok mutlu olurlar. Birlikte. Çok yakışıyorlar birbirlerine. Resimlerinde böyle baktım da. Beyza zaten çok güzel.
damadı fotoğraflarından gördüm. Çok hoş. Birbirlerine yakışmışlar. Allah aklen de inşallah birbirlerine kafalarını uydurmayı nasip etsin. Uyuyordur inşallah. Muhakkak uyuyordur ki birlikte olmaya karar vermişler. Hayatlarını birleştirmeye. Böyle güzel bir gündü. Kızlarımız bir bir gidiyor. Gözümüzün önünde büyüdüler. İnsan yanılmıyor. Şimdi ayın 30'unda bir kızımızın düğünü var. O gidecek. Böyle. Başka bir tane kaldı ve bu son. Şimdi ben bunları yıkıyorum. Ondan sonra közlüyorum. Bunu suda yıkayanlar var, köz biberi. Şu siyahlıkları gitsin diye. Bunu böyle yaptığımızda lezzeti azalıyor. Ben şimdi bunu böyle ayıkladım ya. Bir daha da su tutmuyorum. Ama ne oluyor? Siyah siyah benekler oluyor üzerinden. Çünkü komple çıkarmak mümkün değil. Bunları hiç problem değil. Lezzetine lezzet katıyor. Tadı akıyor suda yıkandığında. Şöyle. Her gün bana bu yağ biberi olsa o kadar severim ki. Domates ve kırmızı biberi. Kapya biberini. Her gün olsun, her gün bıkmadan yerim. Çeşit çeşit yemeğini yapar yerim. Ben şimdi bunları soydum. Bir güzel yemeği hazırlarız hep birlikte. Yağ biberlerimi şimdi doğramaya karar verdim. Ben bunu iki çeşit yapıyorum bu yemeği. Bu biberleri bütün halinde, sapı, tohumu içinde una bulayıp yağda kızartıp o şekilde yapıyorum. Bir de böyle doğrayarak da oluyor. Sapını, çöpünü, tohumunu çıkarıp dilediğin gibi minik minik doğrayıp o şekilde de oluyor. Şimdi bugün böyle doğrayarak yapmak istedim. Çamaşır makinem de kurutuyor. Çamaşırlarım çıktı. Çamaşır da asacağım. Gitmeden bir posta masa örtülerini yıkadım. Yemek örtülerini. Onlar kurumuştur topları. Sabahtan yapmıştım. Şimdi kıyafetlerimiz vardı. Onlar yıkandı, renkliler. Onları asarım. Sonra yemeği yapmaya başlarım. Şunu doğrayayım. Hazır güzelken hava kurusunlar. Bazen gece yatmadan topluyorum. O kadar sıcak ki. İşte böyle doğruyorum ben bunları tahtada.
Evet, yemeğimi yapmaya başlıyorum. Ocağın altını açtım. Tencereme biraz yağ koydum. Şu kapağı bir kenara koyayım. Gerektiğinde üzerini kapatırız. Doğradığım biberlerim burada. Şimdi onları ilave edeyim ben. Bugün doğradım. Bazen bunları bütün bütün de yapıyorum. Eğer fırsat olursa öyle de yaparız. Göstereyim size. Şimdi bu böyle yağda kavrulacak. Ben size şimdi anlatayım nasıl olacağını. Şimdi bu güzelce kavrulacak. Tuz koymadım özellikle. Başından bunu söyleyeyim. Kavrulacak güzelce. Eğer bütün yapıyorsam ona buluyorum her bir biberi. Kızartıyorum tavada. Önlü arkalı çok güzel kızarıyor. Ondan sonra aynı tavaya sığıyorsa tavaya, sığmıyorsa daha geniş bir tencereye alıyorum. Ne yapıyorum? Bir kaşık un. Bu tabi biberinizin miktarıyla da alakalı. Bunu siz yapınca kendiniz anlayabilirsiniz. Bir kaşık un atıyorum içine. Ben buraya iki kaşık koydum da hani ihtiyaç olur mu olmaz mı bilmiyorum. Fazla gelir. Bir kaşık yetiyor çoğunlukla. Bu kadara yaklaşık olarak. Unla da biraz kavrulacak. Un kokusu gitsin diye. Ondan sonra artık ununun kavrulduğuna karar verdiğimde süt ilave ediyorum. Soğuk süt hiç fark etmez. Soğuk süt. Ne kadar katıyorum? Göz kararı. Bu bir böyle ekmeğinle banacak kıvamda oluyor. Ve şöyle bir şey. Bunu yapıp hemen oturup yiyeceksen o gördüğün kıvamda kalıyor. Ama bir biraz durdukça içinde un olduğu için koyulaşıyor. Ara ara böyle karıştırarak bunu kavuracağım. Bunlar sütlü biber, kaymaklı biber diyoruz biz. Çünkü sütü kattıktan sonra içine bildiğimiz kaymak varsa indirmeden önce kaymağını da katıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Altını kapattığımızda da üzerine tuzunu ilave ediyoruz ki süt kesilmesin. Önden tuz attığımızda süt kesiliyor, parça parça olabiliyor. Süt kesiyor, oluşuyor. Şimdi kaymak her zaman bulunmuyor. Tabii bulunuyor bazen şeylerde, süthanelerde filan. Marketlerdekiler de pek o kadar iç açıcı değil. Yine de mecburen paket kremalara kalıyoruz. Böyle ben de evde bulunduruyorum paket krema. Çok kullanmasam da arada sırada. Şimdi buna sütü kattıktan sonra krema da katacağım. Çok lezzetli oluyor. Kremalı tatları sevenler bayılacaktır buna. Böyle alıp ekmeğini bandıra bandıra yiyeceksin. Aynı bunu ince kıl biberlerle de yapıyorum. Sivri biberlerle tatlı. Acı seven acı biberle de yapar. Çok güzel oluyor. Ki ben bu yaz daha hiç yapmadım. İlk kez yapıyorum. Bitmeden bir yapayım da dedim. Kıl biberle de istiyorum. Yeşil biberle de istiyorum yapmak. Nasip olursa yaparım. İşte böyle. Bu çok basit, çok pratik bir yemek. Bunları da önceden közlemem iyi oluyor. Bulunduğu zaman hemen soyuyorsun. Bir gün önce, iki gün önce yapsan dolapta bir gün, iki gün dayanıyor. Soyup doğrayıp, tam doğramayıp direkt bütün biberi kızarttıktan sonra sütünü yine koyup aynı şekilde yapabiliyorsun. Bu sefer daha bir hoş görüntüsü oluyor servis açısından. Birer, ikişer biber koyuyorsun. Sütlü sosundan, kremalı, kaymaklı sosundan da koyuyorsun. Çok hoş oluyor. Ben bayılıyorum buna. Bunu oğlum pek sevmez ama hatta bugün yapacağımı söyledim az önce. Ay işte sevmiyorum, yiyor ama çok severek yemiyor. Ama ben çok seviyorum. Arada sırada da annelerin görünü olmalı bence. Kendim için yapıyorum bunu.
Böyle. Bu böyle. Umarım bu yemeği de beğenirsiniz. Şimdi hızlıca yapayım ben. Unu katacağım. Bunlar kavrulduğunda güzel. Sonra da unla kavuracağım. Sütü katacağım. Tekrar tekrar söylüyorum. Bilmiyorum. Sıkılıyor musunuz? Sütü katacağım. Şöyle bir kıvam alacak. Sütünün kıvamına bakacağım ki böyle bandırıp bandırıp yenecek kıvamda olsun. Yani çorbadan koyuca boza kıvamı mı desem? Boza kıvamı gibi. Durduğu zaman da çok koyulaşıyor. Yani bunu yapıp yemenizi öneririm. Sonra işte sütten sonra kremasını karıştıracağım. Altını kapatacağım. Tuzunu vereceğim. Karabiber, isteyen karabiber de ilave edebilir. Böyle. Şimdi hızlıca ben bunu halledeyim. Siz de oradan izleyin. Yemeğin altını kapattım. Şu an hazır. Bir tek tuzu eksik. Tuzunu da katıyorum artık. Ağız tadınıza, lezzetinize göre tuzlarsınız. Şöyle bir karıştıracağım. Harika oldu. Şimdi bu bir sofrayı kuranın kadar da biraz daha koyu olacak. Daha koyu olacak. Böyle bulamaç gibi bir görüntüsü var ama tadı enfes bence. Deneyebilirsiniz. Şimdi bu böyle kapatayım. Böyle dururken, beklerken sofrayı hazırlayayım. Çorbam da ısındı. Ne yapabilirim şimdi? Biraz da karpuz keseriz. Tatlımız da var. Daha ne olsun? Şükürler olsun Allah'a. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, videolarımı beğendiğiniz için. Bir başka videoda tekrar beraber olmak üzere her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, gelecek videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın.